Hadi oyunu değiştirelim. Şimdi Bay Akıllanmaz zamanı. Bay Akıllanmaz, Mastrak'a karşı. İşim bitti Bay Akıllanmaz. Senden asla kaçamazsın. Bu kadar acele etme Mastrak. Yanımda süper roket kaykayım var. Meteor yağmuru. Bay Akıllanmaz, kurtarma operasyonu. Yakaladım. Yakalayamadım. Görev tamamlandı. Ama ne uğruna? Ne işti Joey? Tuhaf komşumuzun bahçesine kaçtı. Tuhaf değil. Çek dışarı. Burası benim bahçem. Hadi. Sadece Mastrak. Şimdi topu nasıl geri alacağız Joey? Biz küçük çocuklar mıyız yoksa Bay Akıllanmaz gibi galaksiler arası uzay yolcuları mı? Benim fikrime göre. Biz uzay gezginleriyiz dostum. Sonuna kadar. Görünmezlik modu başlatıldı. Gizli hareket et ve çevik ol. Tehlike her yerde. Joey, top görüş alanımızda. Görev tamamlandı. Evet. Kamerayı tam tarif ettiğiniz gibi taktım. Umarım pahalı güvenlik sisteminiz işe yarar. Kimse korsan birinin hazinesini çalamayacak. İnanılmaz. Korsan bilimi? Yasin, bunu duydun mu? Yasin? Korsan mı? Sana komşunuzun tuhaf olduğunu söylemiştim. Bir hazine Yasin, bir hazine. Hazineler mağaralarda ya da ıssız adalarda olur. Tuhaf komşunuz Bay Billy'nin bahçesinde değil. Tamam, öğreneceğiz. Evet. Başlık Buffalo Bill. Başkaları Bay Billy ile ilgili hiçbir bilgi yok. Sözlükte de yok. Ama yine de annemin tabletinde bulabiliriz. İşte Korsan Billy, diğer adıyla Gözü Bozuk Billy ve Aksayan Billy. Haklıymışsın Joey. Pretty Wood soylusunun hazinesini çalmasıyla ünlü korkutucu bir korsan. Pretty Wood mu? Öğretmenimiz. Şimdi neden sürekli stresli olduğunu anladım. Biri benim ailemin hazinesini çalmış olsa ben de üzgün olurdum. Yasin, bunu onun yanına bırakamayız. Evet. Yani bu bize mi bağlı? Bay Akıllanmaz da aynını yapardı. Evet. Söylesenize çocuklar. Yapacak okul ödevleriniz yok mu? Haklısın anne. Bir ödevimiz var. Pekala. Sakin, titremeden ve isabetli. Bunu bitirmenin tek yolu bu. Ne? Komşunuz beni biraz korkutuyor. Hadi ama. Sadece yüzü korkutucu. Dost modundayız. Ne istiyorsunuz? Rahatsız ettiğimiz için lütfen bizi affedin. Sakıncası yoksa size bir soru sorabilir miyiz efendim? Sakıncası yoksa. Evet, konu nedir? Atalarınızdan birinin hırsızlık yapan bir korsan olduğunu biliyoruz. Çalınan hazineyi Pretty Wood ailesine geri verirseniz iyi edersiniz. Yoksa karşınızda bizi bulursunuz. Evet, sakıncası yoksa. Gidin buradan sizi holiganlar. Hazineyi almadan hiçbir yere gitmeyiz. O Bayan Pretty Wood'a ait. Neden bahsediyorsunuz? Bayan Pretty Wood'da kim? Masum rolü yapmayın efendim. Bizim öğretmenimiz olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Ve kendisi Pretty Wood'ların son aile bireyidir. Merhaba Bay Billy. Umarım çocuklar rahatsızlık vermiyordur. Gayet de veriyorlar. Üstelik saygısızlık ediyorlar. Ama anne biz son derece saygılıyız. Ama o tamamen yalan söylüyor. Charlie, hemen özür dile ve eve geri gel. Özür dilerim Bay Billy. Lütfen kusurlarına bakmayın Bay Billy. Günümüzde çocuklar böyle işte. Kılık değiştirme konusunda emin misin Joey? Aşırı eminim. Diplomasi ve nezaket bizi bir yere ulaştırmadı. Bu yüzden harekete geçip hazineyi kendimiz alacağız. Bahçesine tünel kazıp giremeyiz ki. Bir planın var mı? Tabii ki var Yasin. Önce hazinenin nerede saklı olduğunu bilmemiz gerek. Bay Billy'nin evinde bunu gösteren bir harita olmalı. Sen dinozorlarla ilgili bu kitapla onun dikkatini dağıt. Gerisini ben hallederim. Her şey yerli yerinde, her şey sakin ve her şey mükemmel. Ne? Bu da kim olabilir? İnanamıyorum. Yine mi sen? Hayır, ben değilim. Ama beni nasıl tanıdınız? Ne istiyorsun çocuk? Okulda bir dilekçe kampanyamız var. Dinozorların korunması için efendim. Sadece Tyrannosaurus ve Diplodocus'lar için değil. Aynı zamanda Gallimimus, Stegosaurus, Titanosaurus, Talarurus, Oviraptors. Ama hepsi bu değil Bay Billy. Ayrıca Abrosaurus, Allosaurus. Bir ipucu. İhtiyacım olan ufak bir ipucu. Kim kendi çiçeklerini gözetler ki?
Ne saklıyorsun Bay Korsan Billy? Bu konuşmaya ayıracak zamanım yok. Hadi git buradan çocuk. Dinozorlar zerre kadar umurumda değil. İnsana bir rahat vermiyorlar. Ah yine mi o? Sana söyledim hazinem satılık değil. Aa evet benzersiz olduğunu biliyorum. Şimdi beni rahat bırakmanı önemli rica ederim. Bay Billy'nin hazinesini asla alamayacak asla. Emin olmak için gözümü ondan ayırmayayım. Ha? Burada neler oluyor böyle? Halbuki yepyeni bir televizyon. Sorun ne? Kumanda buradaymış. Hey Joey, onu buldun mu? Galiba hazineyi nereye sakladığını buldum ama acele etmeliyiz. Yoksa onu başkası ele geçirecek. Evet, televizyonunda gördüğüm çiçekler. Ha? Bizi gördü. Yine mi siz? Neden beni rahat bırakmıyorsunuz? Özür dileriz efendim. Okul ödevimiz için karıncaları inceliyoruz. Casusluk yapıyorsunuz. Durun bir dakika. Eğer biz casussak ve sizi gözetliyorsak o zaman size nasıl süper bir casus kamerası var? Belki de casus sizsinizdir. Güzel konuştun Joey. Ne dedi o? Çocuklar, yine Bay Billy'yi rahatsız etmiyorsunuz değil mi? Hayır anne. Bu iş daha bitmedi. Ne kötü bir durum. Komşu hala orada ve kamerasıyla her şeyi görüyor. Sanırım dikkatini dağıtmak için bir yol bulmalıyız. Hey! Kamera bana bir fikir verdi. Alo? Bay Billy, ben size güvenlik kameranızı satan kişiyim ve bir sorun var efendim. O kamera için iki katı bir fiyat ödemeliydiniz. Bu yüzden hemen mağazamıza gelip farkı ödemeniz gerekiyor. Oraya girince görüşeceğiz. O gerçekten bir korsan. Beni soymaya çalışanlara kim olduğumu göstereceğim. Pekala, sahil temiz. Yasin, sen gözetlemeye başla ve gelirse ıslık çal. Tamam. Ama ıslık çalmayı bilmiyorum. Pretty Wood hazinesi burada. Merhaba Yasin. Joey'i gördün mü? Umarım komşuyu rahatsız etmiyordur yoksa açıklama yapması gerekir. Hayır efendim. Gitti. Tuvalete. Pekala, sonra görüşürüz. Joey. Burada mısın? Acele et, arkadaşın dışarıda bekliyor. Olamaz, olamaz, olamaz. Görev yerime dönmeliyim. Şimdi görür gününü o. Kapalı mı? Biri benimle dalga geçiyor. Beni komik duruma düşürmeye çalışan bir sonraki kişiyle görüşeceğiz. İşte bu. Onu buldum. Privatların hazinesi. Bak Yasin, hazineyi buldum. Bakamıyorum. Baksana hazine. Hayır sen bak. Geri geldi. Onu hemen bana ver velet. Hayır. Ne demek hayır? Hazineyi Bayan Privat'a geri vereceğiz. Tuttum. Bana at Yasin. Yakaladım. Bu kadar yeter. Hemen onu bana geri verin. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Yakalayamadım. Bu bir oyuncak. Korsan Billy'nin hazinesi bu mu? Bu benim hazinem. Dedem bunu bana ben 8 yaşındayken vermişti. Gerçek bir korsan değil de bir oyuncak mı? Yaşlı dedem ona hep Kaptan Billy derdi. Benim kahramanımdı. Onun sayesinde çok macera yaşadım. Tıpkı biz ve bayakılamaz gibi. Bu model çok değerli çünkü hala kutusunda. Ama onu asla satmam, çok seviyorum. Ama oyuncaklar oynamak için yapılmıştır. Onu bir kutuya kilitlemenin ne anlamı var? Yer altında. Başka bir kutunun içine. Korumak için. Belki kutusu giderse koleksiyoncu sizi rahat bırakır. Ayrıca geçmişin hatıraları harikadır. Ama bugünün hatıraları çok daha iyi, öyle değil mi? Bugünün hatıraları. Hey, bence sizin korsanınızla bay akıllanmaz harika bir ekip olurdu. İyi eğlenceler küçük korsanım. Yaşasın! Süper ekip. Evet.
Joey. Hey annem, sıra sizde Bay Billy. Hayal kırıklığına uğradım. Ödevinizi yapmanız için bütün bir gününüz vardı. Belki bütün ödevlerimizi yapmadık ama Bay Billy'yi gülümsettik, değil mi? Kaptan Billy'nin ikinci kaptanı. Demir almaya hazırız efendim.